Efendim herkese yeniden merhaba. Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova. Yani Boşnak ve Arnavut kültürel ve milli kimlikleriyle Sırp kültürel ve milli kimliğinin dönemsel olarak çeliştiği coğrafyalar. Şu anda biliyorsunuz Kosova çok rahatsız. Sürekli size son dakika aktarıyorum. Ama bu Bosna Hersek'in de çok rahat ve huzurlu olduğu anlamına gelmiyor. Yani o bölgede biraz Sırp milliyetçiliği ve biraz da Arnavut milliyetçiliğinden kaynaklanan, biraz tarafsız bakacak olursak, her iki tarafında milliyetçilik damarlarının çok yüksek olduğu bir kriz yaşıyoruz. Boşnak kardeşlerimiz son derece temkinli ve düzgün yaşıyorlar ve maksimalist hiçbir talepleri yok. Ama Sırplara karşı da gardlarını yüksek tutmaya çalışıyorlar. Çünkü 1992-95 yılları arasında yaşadıkları tarih sayfalarında yerini koruyor. Sadece bir Srebrenica soykırımı yoktur orada. Yüzlerce bu tür soykırımın yaşandığı bir savaş gerçekleşti. Şimdi bir yönüyle baktığınız zaman bir soru işareti kendiliğinden varlığını korumaya başlıyor. O da şu: acaba özellikle Sırp milliyetçiliğinin yükseldiği bir dönemde Ukrayna'da sıkışmış olan Rusya yeni bir takım hamleler yapabilir mi ve Avrupa'nın tadını kaçırabilir mi? Şimdi bakın, gösterebilirsem, evet, çok güzel görünüyor şu anda. Bu bir grup. Bu bir grup. Bir de bayrak taşıyorlar gördüğünüz gibi. Bayrak, fark ettiğiniz gibi, Rus bayrağıyla, ortasındaki armaları falanı filanıyla da Sırp bayrağının birleşiminden oluşan bir bayrak. Yani onu tutanlar, arkadaki 5-6 kadın erkekli grup, esasında Çetnik diye de adlandırabileceğimiz aşırı Sırp milliyetçi bir grubun üyeleri. Adları da Halkın Devriyesi. Halkın Devriyesi, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi Sırp hareketi. Ve önlerinde tuttukları bayrakta da üst tarafında Donbas Rusya'dır, alt tarafında ise Kosova Sırbistan'dır yazıyor. Ve bu bayrağı tutanlardan en soldaki şapkalı olan şahıs esasında önümüzdeki günlerde tıpkı benim Bosna Hersek'ten cımbızlayıp çıkarttığım Milorad Dodik gibi üzerinde bir hayli konuşacağımız bir karakter. O karaktere de iyi bakın. Bir de şurada hafif kilolu beyazlı kadının yanında, yani sağdan ikinci sırada yer alan şahsada da bir bakın. Bunlar önemli karakterler olacaklar. Niye? Çünkü o şapkalı dediğimiz şahsın adı Damjan Knežević. Damjan Knežević Çetnik bir adam ve Sırp aşırı sağının aksiyon şahıslarından biri ve Halkın Devriyesi grubunun da lideri. O hafif kilolu olarak gördüğünüz adam da Aleksandar Lisov. O da Sırp. Rus Sırp Orlovi Merkezi diye bir hareket var. Z Orlovi diye de bir Telegram'da grup kurmuşlar. Bunlar Ukrayna Savaşı'nda açık ve net olarak Rusya'yı destekliyorlar ve Rusya'nın da yarın bir gün bir Kosova Savaşı olacağını ve bu Kosova Savaşı'nda da Sırbistan'ı desteklemeleri gerektiğini ifade ediyorlar. Biraz önce size gösterdiğim fotoğrafın çekildiği yer beni alarma sürükledi. Wagner grubundan Libya Savaşı'ndan beri 2,5 yıldır konuşuyorum. Yani Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na bağlı, kağıt üstünde özel, paralı askerlerden oluşan
Fakat Rusya'nın stratejisi, savunma sanayi, savunma stratejisi çerçevesinde dünyanın dört bir yanında kullandığı çok özel bir birlik. Spetsnazlardan gelen inanılmaz eğitimleri var. Zavallı ülkelerde katliamlar yapan ve bu arada savaş yeteneğini arttıran bir kadrosu var. Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Çad, Mali, her yerdeler. Libya, Suriye gibi. Ve bu örgütün, yani bu ordunun başında da zaman zaman size karakterini aktardım. Rus lider Vladimir Putin'e en yakın oligarklardan biri olarak da tanınan Prigojin var. Onun sahip olduğu bir örgüt. Ve bu fotoğraf, Sırpların bu fotoğrafı, o kurumun St. Petersburg'da açtığı yeni dev binanın içinde çekildi. Niye? Tabii Halkın Devriyesi grubunu, Wagner grubu davet etmiş. Niye? Çünkü arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım, bildiklerimizi paylaşmakta yarar var. Wagner denilen bu grup bir tek Rus askerlerinden oluşmuyor. Esas olarak çok sayıda Sırp paralı askerinde yer aldığı, Belarus'un, Sırp'ın, değişik Slav ülkelerinden gelmiş unsurlarında yer aldığı bir paralı asker örgütü. Ve bu şu anda Ukrayna'da savaşacak adam arıyor. Ve burada savaşacak Rusya için tıpkı bir Rus gibi hayatını öle koyacak kim var? İşte Sırplar var. Sırplar da iyi bir savaşçı. Ve bu nedenden baktığınızda önemli bir asker kaynağı olarak görünmüş olabilirler. Ama işin öbür yönüne baktığınızda bu grubun askerleri, bu grubun milisleriyle Wagner grubunun yarın bir gün Kosova ve Bosna Hersek'te doğabilecek bir istikrarsızlıkta birlikte çalışmalarının da adımları atılıyor. Yani Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'ndeki yaklaşık 20 bin kişilik sözde polis, fakat esas olarak özel kuvvetler düzeyinde eğitilmiş askeri birliğin varlığıyla Wagner'in birleşmesi, Kosova'daki direnişçi gruplarla Wagner'in birleşmesi ve sonuç itibariyle Kafkasya, Balkanlar'da doğabilecek yeni bir çatışma alanında Wagner ve bu aşırı sağcı Sırp grupların ve yapılanmaların birlikte hareket etmesi. Gerçekten bu önemli bir gelişme. Bu Halkın Devriyesi grubu şöyle diyor: Wagner'in davetini büyük bir mutlulukla kabul ettik. Rusya'nın aynı zamanda Kosova'daki mücadelemize kararlı desteğine ihtiyacımız var. Onu da kendilerine bildirdik diyor. Bu arada bazı Rus generallerin de Kosova, Sırbistan sınırındaki askerliği olarak ilan edilmiş bölgelerde Sırp ordusunun içinde görüldükleri yönünde çok ciddi ve güvenilir bilgiler gelmeye başladı. Halkın Devriyesi grubu kendini esas olarak Ukrayna Savaşı'nı eleştiren ve karşı çıkan liberal demokrat veya sosyal demokrat Sırp gençliğinin gösterilerini sopalarla, demir çubuklarla basması ve birçok genci yaralamasıyla kendini göstermiş durumda. Ve onlar da Moskova yanlısı gösterileriyle Sırbistan'da dikkat çekiyorlar. Şimdi şöyle bir İngilizce kelime var: Doctrinization of Russian Allies. Yani Rus müttefiklerinin doktrinizasyonu. Yani Rus müttefiklerinin Ruslaştırılması beyinde. Bu programın da uygulandığı bir ekip bu. Ya, ve
Sırp istihbarat şefi ve istihbarat servis başkanı Aleksandr Vislin'in bu çerçevede sürekli Moskova'ya gidip geldiği de alınan bilgiler arasında. Bu tehlikeli bir gelişme. Yani Kuzey Kosova, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti bölgesi ve Sırbistan'ın kendisi aşırı sağcı gençlik gruplarını güçlendiği, aşırı milliyetçiliğin hızla yükseldiği ve Sırp milliyetçiliğiyle Rus milliyetçiliğinin Wagner gibi kurumlar üzerinden doktriner hale geldiği bir döneme giriyoruz. Uyarıyorum. Uyarıyorum. Bunlar tehlikeli akımlar. Bu tehlikeli akımlar yarın Balkanlarda ve Kafkasya'da çok kan dökmeye kalkabilir. Ukrayna'da sıkıştıkları oranda saldırganlaşacakları yönünde çok net bilgiler var ve o fotoğraf da zaten işin başında gösterdiğim fotoğraf da bunu zaten sizlere gösteriyor. Ve gerçekten yani Belgrad'ın Red Star takımıyla St. Petersburg'un FC Zenit takımlarının dostluk maçı oynadığı, FIFA'nın, UEFA'nın sesinin çıkamadığı yeni bir dünya, yeni bir Slav milliyetçiliği dünyası ve bunun içinde de Sırp gençlerinin inanılmaz aktivitesi gerçekten bunun takip edilmesi gerekiyor. Hoşça kalın.